Duaların başına eklenmesi gereken reddolunmayacak bir dua. Birinci dua. Karşılıksız bolca veren o yüce ve hatta en yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan tesbih ederim. İkinci dua. Ey Allah'ım, ben senden o en yüce, o en izzetli ve en ulu ve en cömert isminle istiyorum. Okunacak ismi şerif. El-Ala. En yüce, en şerefli. Faziletleri. Bu ismi şerifle Allah-u Teala'ya dua etmenin bir hususiyeti vardır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dua etmeye başlarken sürekli okuduğu zikirde bu ismi şerifte mevcuttur. Nitekim İyas İbni Seleme İbnil Ekva radıyallahu anhuma babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duaya her başladığında mutlaka okunan birinci dua diyerek başladığını işittim. Her kim bu ismi şerifi 111 kere zikretmeye devam ederse Allah-u Teala o kişiyi başkasına muhtaç olmaktan korur. Onu yüceltir, nusretiyle, yardımıyla onu kuvvetlendirir ve lisanına hikmet ihsan eder. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Şüphesiz bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ''Ya Resulallah, ret olunmayacak bir dua var mıdır?'' deyince Resulullah aleyhisselam da ''Evet vardır. Bunun için sen dua edeceğin zaman okunan ikinci dua dersin.'' buyurdu. Dua, Allah'ın azameti ve ulviyeti karşısında kulun aczine itiraf etmesi, muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah'ın lütuf ve yardımını talep etmesidir. Dua kelimesinde çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek manaları olup daha çok küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vaki olan talep ve niyaz anlamında kullanılır. Dua, Allah'ın azameti ve ulviyeti karşısında kulun aczine itiraf etmesi, muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah'ın lütuf ve yardımını talep etmesidir. Bizlere duayı yaşayışla en güzel talim eden Peygamber Efendimiz'dir. O gözyaşları içinde ve ayakları şişinceye kadar kıldığı namazlara ilaveten yaptığı dualarda sık sık Allah'ım senin gazabından rızana, azabından affına ve senden yine sana sığınırım. Seni layık olduğun şekilde metu senadan acizim. Sen kendini nasıl metu sena etmişsen öylesin diyerek acziyet duyguları içinde Cenab-ı Hakk'a iltica ederdi. Ayrıca duanın ehemmiyetini şöyle ifade buyururlardı. Dua ibadettir. İbadetin iliği ve özüdür. Allah katında ona dua etmekten daha kıymetli bir şey olamaz. Allah kendisinden bir şey istemeyeni, dua etmeyi kendisine yediremeyeni azaba uğratır. Sıkıntı ve darlık zamanında duasının kabul olmasını isteyen kimse, bolluk ve rahatlık zamanında da duayı bol yapsın. Rabbiniz Hayyu Kerim'dir. Bir kul elini açınca onu boş bırakmaz. Kime ki dua kapılar açılmıştır, ona hikmet kapıları açılmış demektir. Dua, rahmet kapılarının anahtarı, müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. Yüce Allah ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir. Kullarım sana benden sorarlarsa onlara söyle, ben onlara yakınım. Dua eden bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versin, benim çağrıma uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü onun üzerinden kaldırıyor ve sizi eskilerin yerine yeryüzünün sahipleri yapıyor. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Ne de az düşünüyorsunuz. Birinci ayette dua edenin duasını kabul edileceği, ikinci ayette ise darda ve sıkıntıda kalanın sıkıntısının giderileceği bildirilerek Allah'ın dualara icabet eden olduğuna
işaret edilmektedir. Şüphesiz Rabbim duaları iştendir. Orada mihrapta Zekeriya Rabbine, "Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı iştensin." diye dua etmişti. "Ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim yakındır. Duaları kabul edendir." Anlamındaki ayetlerde ise Allah'ın garip kullarına yakın, Semi'ud dua, duaları işten ve mücib, duaları kabul eden olduğu bildirilmektedir. Medineli Müslümanlardan Ebu Umame adlı sahabeyi, mescitte kederli bir şekilde otururken gören Resulullah aleyhisselam ona, "Namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun?" diye sorar. Sahabe de, "Üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım, ey Allah'ın Resulü," diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana?" der. Sahabe de, "Evet, öğret ey Allah'ın elçisi," karşılığını verir. Peygamber aleyhisselam da ona şu duayı öğretir ve akşam sabah okumasını tavsiye eder. "Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım." Sahabe, Hazreti Peygamber'in öğrettiği duayı okudu. "Allah-u Teala da üzüntümü ve borçlarımı giderdi," demiştir. Sırf sözle yapılan bir dua ile çalışmadan borçlar nasıl ödenecek? Sahabeye öğretilen duanın cümleleri arasında "acizlikten ve tembellikten Allah'a sığınırım" diye dua et sözünün bulunması bir mesajdır. Bu mesaj ile "ey Ebu Umame, üzüntülerin ve üzüntülerine sebep olan borçların mescitte de olsa oturmak da ortadan kalkmaz. Acizliği ve tembelliği bırak, çalış. Bu konuda Allah'tan yardım iste, harekete geç. Borçlarını ödemenin yollarını ara. Mescitte oturup beklemekle ne üzüntün ne de borcun biter," demek istemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Dua edene Yüce Allah'ın istediğini ya dünyada hemen vereceğini veya ahirette vereceğini ya da istediği iyilik kadar kötülüğün giderileceğini bize haber vermiştir. Allah'a dua eden herhangi bir insan yoktur ki duası kabul edilmiş olmasın. Günah işlemediği, yakınlarıyla ilişkisini kesmediği ve isteğinde acele etmediği sürece Allah ona ya dünyada istediğini hemen verir veya isteğini ahirete bırakır ya da duası nispetinde günahlarını bağışlar." Sahabe, "Ey Allah'ın elçisi, nasıl acele edilir?" diye sordular. Hazreti Peygamber de, "Kulun Rabbime dua ettim de duama icabet etmedi," demesidir.